Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayız. Tabi videoya başlamadan iki konumu çağırmak istiyorum. Öncelikle kuzenim Masum. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Ayağıma basmasaydın iyi duyuyorlar. Evet, diğer konuğum da bir önceki bir burger videosunda beraber çektim kardeşim Cenk abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Eyvallah, bugün konumuz var biliyorsun. Masum. Videonun konusu abi, nedir kardeş. Abi? Videonun konusu bir bakalım. Yani kameraman arkadaşımız Muhammed'in soracağı sorulara en yakın cevabı veren Muhammed kardeşimizin vereceği ödülün sahibi olacak. Hepimiz aç geldik. Yani şimdi hiç iyi olmadığım bir oyuna gireceğim ben. O hiç konuda... iyi olmadığın değil zaten zor sorular olacak. Zor. Yani tahmin etmesi zor sorular olacak. Aynen. O yüzden yani hepimizin şansı hemen hemen birbirine yakın tabii ama yani sonuç olarak ben kazanacağım tabii. Olmayan evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı şu, yemeğimiz çok kısıtlı olacak. Evet. Tatlı, yani bilemeyenin büyük sıkıntı çünkü sabahtan hiçbir şey yemedik. Evet. Şuradan çok açım abi, kardeşimiz... inanılmaz. Karışım. Aç. Evet. Ne diyorsun? Evet. Aç zaten. Merhaba belli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu an bayağı açım. Sorulara da bayağı çalıştım. Rakiplerime şanslanmıyorum. Yemek konusunda bayağı iyiyim. Bir ve işlet. Yani her evet. Yeri şey par bir ve sabahtan beri çalışmış. Girmediği yer. Vallahi ben iddiasızım artık şansımıza. Ya aç kalacağız bugün ya da karnımız doyacak. Kardeşim, keşke yeme gelseydiniz vallahi. Ben iddialıyım. Yemedim kanka. Yani böyle yani... bir kuru suyla duruyorum. Durum vahim. Ben de yemedim. Ben yemedim. Yemediysem kesin yemem evet. Lazım. İnşallah Muhammed güzel sorular sormuş. Çok keyifli bir video. Aynen. Ben aynen. Sana söyleyeyim. Çok keyifli bir video sizi bekliyor. Videoya geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar, şu an yarışma için hazırız. Şimdi kameramanımız bize soruyu soracak. Soruya en yakın cevabı veren kişi ödülü alacak. İlk ödülümüz hamburger mi olacak? Hamburger. Hamburger iki çok sorulu açık. Olacak. Bir %100 portakal falan. Aynen böyle. Bence hepsinden önemli. Aynen. Aç kalmayın. Evet, kefili yok. En sevdiğim. Oku bakalım. Abi, Alis Mulis. Haydi o zaman yarışma başlasın. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Çoktan hazırım. Ben de hazırım. O zaman başlıyoruz. İlk sorumuza başlıyoruz. Kağıt yanımıza geldi. Hoş gelmiş. Çok acıktık. Ödülümüz de çok güzel duruyor. Arbis'in etli burgeri abi. Şimdi bir soruyu bilen alıyor mu? Bir soruyu bilen alacak tamam. Abi. Hiç uğraşmayalım soru çünkü. Soru bilirsem alacağım değil mi? Aynen bir soru tamam. Kardeşim. Sorumuz hemen söylüyorum. Deve Afrika salyangozunun uzunluğu kaç santimetredir? Hemen bakalım. Soru şurada kalsın. Deve Afrika aynen. Salyangozu. Şimdi deve diyor abi. Afrika deve diyor. Afrika salyangozu. Devenin Afrikası şey yani Afrika'nın büyük devesi galiba. Salyangozu büyük, büyük olur. Büyük olur. 30 saniye. Olmaz. Hemen söyler bize. Abdurrahman. Deve Afrika salyangozu. Uzunluğu diyor bak. Hemen hayal edelim. Santimetre cesine değil mi? Al salladık bir şeyler. Cevaplarımızı açalım. Ne söyledin abi sen? 27. Senin kaç? 38. Oğlum çok ben 1.74 söyledim. Metre santim. Mi? Tam 174 santim. 174 mi yapalım bunu? 174 santim. 39 santim, 38. Allah razı olsun karşı devre gelin. Bu ne bal ya? Bak ben sana dedim abi. Yani, bu ne bal ya? Hislerim kuvvetli olduğunu söylemiştim. Hisleri nasıl çektin? Aynen. Aç kaldık. Ben de yaklaştım. Şimdi ben mi yiyorum? Burgeri yiyebilirsin afiyetle abi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ama ben santim anladım lan. Ben santim ama santim fark etmez. 174 santim. Yine kaç santimdir? Sen 1 metre 74 santim yazmışsın. Kazandım. Hislerimin kuvvetiyle. Hamburger de ne güzel gibi. Böyle güzel hamburger. Vallahi acıktık birader. Size bakarak yemek istiyorum. Hamburger kaybedebilir mi be? Ucundan versene Masum biraz. Of. Boğazında kalsın. Evet arkadaşlar yani tansiyon yükseldi ilk sorudan. Açız. Sinirliyiz. Oo, kafam şimdi daha iyi çalışacak. Evet sıradaki soruyu hemen... Haksızlık oldu ama neyse. Olsun olsun. Tamam olsun. Evet. Ben kazanmıştım. Evet ikinci arkadaşlar. Soruyu... Cevabı yanlış vermişler. Afiyet olsun kardeşim. Önemli değil. Evet. Hatice'ye değil neticeye bakalım. Değil mi? Aynen. İkinci sorumuz geliyor. İstanbul'da kaç köy bulunmaktadır? Bak İstanbul'da diyor genel olarak. Şehir. Kaç köy mü? Köy. Kaç köy bulunmaktadır? Kaç köy bulunmaktadır? Bir dakika. Oğlum diyor ki işte İstanbul'da toplam kaç tane köy var? İstanbul büyük şehir öyle düşünün. Size biraz ipucu vereyim. Allah razı olsun. Ya. Eyvallah. Köy, ben de çok yardımcı ben de ipucu vereyim. Ortaköy.
Nasım çok keyifli bir ikinci evet, tura iyi geldi. Hislerimle ikinci hamburgeri yiyeceğimi düşünüyorum. Şimdi bir bakalım, önce gösterelim evet. Abi hemen. Ne yazdın sen? Sen ne yazdın? Oğlum 4000 lira yok. Sen ne yaptın? Türkiye'deki köylerim yazdım. 128. Sen indir. İndirdim. Oğlum manyak mısın? 4000 lira lan. Köy diyor oğlum İstanbul. 4000 yazmış ya. 4000 yazmış. Ah be. Köy lan bu, köy. Vallahi hiç. Oh be, hamburger nerede? Ya birader ya, sen aç kalma da başka bir şey olmaz. Evet, diğer hamburgeri de bana kek. Oyunumuz açıldı abi. Yediğim için... Zorlu bir yarışma. İki burger de gitti valla. Avradını. Kaldık zaten. Evet arkadaşlar. Cengo da diğer yemeğini yerken üçüncü soruya geçelim artık. Evet arkadaşlar, üçüncü soruya geçiyoruz. Daha bir şey yemedik. İnşallah yiyeceğiz bu oyunda. Bugüne kadar ölçülen en hızlı atın hızı saatte kaçtır? En hızlı at. Bolt Pilot geliyor. İngiliz atları hızlı koşar. Arap atları da hızlı. Gösterelim. Yani önce bileceğimi düşünüyorum ama. Evet. 6 yazdı. Yok, ne 6'sı oğlum? 132. 144. 144. Ben 93 yazdım. 132. Hadi be. Hadi be. Bence ben kazandım ya. Kaç? Çok uçmuşlar. 88. Yes be. Aa. Vallahi 87 yazacaktım. Sonra da 93 yazdım. Sen yedin oğlum, aç kalacağız deme lan bana. Manyak ya. Tanrı dönmüş abi. Ben bir tane yesem yeter bana. Kızmamak. Vallahi ya. Bu neymiş? Ranch sos. Kızımdan yedim. Başlayacağım oyununa ya. Ah be. Biraz alt sayı düşünmüştüm de dedim. En hızlı at diyor. En hızlı at. Kanka hızlı ama mantıken düşün. Sen arabayla gitmiyorsun lan. Atlar çok hızlı koşuyor ama. Ben 87 yazacaktım. Sonra siz 100 civarı yazarsınız. Benim biraz yüksek yazayım. Düşüğü yani. Benim olsun. Oyununa ya. Hiç şu an konuşacak halim yok. Giriyorum. Vallahi. Ha? Ben bitti demeden bitmez. Anladın? Çocuk kanımız bugün de doydu. Evet arkadaşlar. Dördüncü soruya yavaştan geçelim abi. Başım dönecek galiba. Dördüncü soruya geçiyoruz. Hazır mısınız abi? Her zaman hazırım. Amerika'nın kaç eyaleti vardır? Ben biliyorum ama düz yazsın. Tam da yanlış. Biri olabilir. Çok kararsız kaldım. Yaz abi, yaz hadi. Bırak. Bana yaklaşabileceklerini zannetmiyorum. Yaz. Evet, cevapladım. Gösterin abi. 50. 52 olması lazım ama 50. 41. Masum olsun. 247 mi lan? Almanya 50 değil mi? Ya doğru. Ya 50 de 52 de karşılığında 50. Oğlum bildiğin soru değil mi lan bu? Niye sorun? Ne alaka ama lan? Ya biliyorum kardeşim. Her soruyu tahmin mi edeceğiz? Biliyorum. Basit soru. Ha. 50 kardeşim. Bilmeyen mi var? Siz nasıl bilmiyorsunuz? 41 mi yaptın? Hatta ek bilgi vereyim. Amerika'nın bayrağındaki yıldızlar eyaletlerini temsil ediyor. Tamam abi, aferin. Biraz daha farklı soru Muhammed, lütfen. Benim genel bizi batıracaksın. Böyle oldu. Amerika'da eyaletler çok. Oğlum kötü mü yaklaşmışım? Gerizekalı. Yani İyi yaklaşmışım ben. En berbatı benim. Onlar da değil abi, sen de şey yaptın. Oğlum Almanya eyaletlerle bölünüyor. Onda bile 247 yok lan. Almanya'da kaç tane var? 100 tane var. Geçen gün beraber baktık. Aynen. Amerika daha büyük değil mi? Kazanamadık vallahi. Amerika Almanya'da kaç tane eyalet vardı? 49 muydu? 49 eyalet yani. Oo, yok lan, 19. Evet arkadaşlar. 19 eyalet şehri afiyet çok afiyet olsun fazla. Kardeşim. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar soruya geçmeden ödülümüzü gösterelim. Ödülümüz banana. Çikitamus. Çikitamus. Banana. Ya konuşacak halim kalmadı artık. Ölüyorum. Umarım sen kazanırsın. Ben doydum çok. Eyvallah. Evet. Soruya hazır mıyız? İnşallah Hüseyin kazanır. Aynen. Evet. Kargaların ömrü yaklaşık kaç yıldır? Ortalama mı? Ortalama yani, aynen. Genel ortalama. Genel ortalama kaç? Direkt ortalama dedik mi anlarız zaten ya. Ben de bunu ben kazanacağım. Çünkü bir tahminim var. Benim de var da. Umarım tuttururum. Haydi gençler. Bence bu tahmin ettiğimden de fazla olabilir. Kaldı be. Bence de evet. Fazla olabilir. Yüksek çünkü kargalar çok uzun süre yaşıyor, onu biliyorum yüksek da. Yüksek yaşıyorlar da ben biraz hazır mısın? Az tutmaya da çalışıyorum. Hadi bakalım gösterelim. Ne yaptın lan? 120. Oğlum şöyle göster. Ne 120'si oğlum? En az 100'dür.
29. Var mı o kadar? 20. Ben kesimen kazandım. 29. Kaç? Kaç? 120. 13. Karga 13 yıl yaşıyor. 13 yıl mı? 13 yıl. Karga. Yemin ederim dedim ki sen kazanacağım dedim. Ben kazanacağım. Nasıl ben merak o, 13 yıl bir ya? Bir dakika yeme lan merak etme. Kedi köpekler daha çok mu yaşıyor? Bir dakika abi ya bir baksaydık bara gitmek istiyorum. Dedim ki abi var mı yok. Doğru bu yok mu yok? Oğlum efsaneymiş o doğru. Niye sonunuza gidiyor abi? Abi gitmiyor sana Allah. Oğlum ilk direkt ilk sayfada şeyi çıkıyorsun. Kargalar gerçekten 200 yıl mı yaşar? Demek ki efsaneymiş o. Pito ne çabuk bitirdin abi o. Şimdiki sorumuz. Selçuklularla Gazze'liler arasında yapılan Dandanakan Savaşı kaç yılında yapılmıştır? Dandanakan. 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 Milattan önce falan değildir inşallah. Milattan önce öyleyse de yazabilirsin. M-Ö. Yazabilir miyim? Tabii canım. Eski bir savaş. Selçuk. Çok eski bir savaş. Selçuk devleti çok eski değil ya. Beni kandıramazsın. Bence ben bileceğim ama. Seni çok seviyorum. Tamam. Seni alacağım. Başlayalım. Bir dakika dur ben yazmadım ya. Oo, hani bilgiliydi bu arkadaş ya. Bu kadar Allah billah. Tamam ya. Zaten ben bileceğim bence. Sona kaldın ya. Bileceksin. İnşallah sen bilirsin. İnşallah bilemez. Yanlış ya. Biliyorum ama bence bunu nasıl çok sallamıştır. Hadi göster. 1, 2, 3. Bakayım. 1314. Milattan sonra. Bununla kalmış. Bence masumla kalmışız. Cevap. İşte bu. Ben hep... Bir dakika. 1040 oğlum. Senin 230. Kaç? Yok. 870. 170 oğlum. 174. Valla binli bir şey yazacaktım da. 1071 Anadolu 1240. Selçuklu, Selçuklu, Malazgirt Savaşı çok falan. Çok fazla kuran. Farkı yok aramızda ama. Kardeşim sonuç olarak %100 portakal ve nar suyu. 170 benim. Oğlum ne güzel milattan önce yazmış. Ben de ondan bir güven geldi bana. Nasıl yani? Önce. Milattan önce yazdın ya önce. Milattan önce yazdım. Bundan korktum ben binli yazacaktım. 900 yazacaktım. Binli yazacaktım. 900 küsur yazacaktım. Anadolu Selçuklu. Yazmadım. Ben Malazgirt 1071 kardeşim Anadolu'ya giriş. Selçuklular. Sultan Alparslan. Niye 870 yazdım onu da bilmiyorum ama. Neyse biraz erken seçeyim. Bu girişle aç kalacağız Hüseyin sen. Milattan sonra yazmış bu ha. Önce mi sonra mı? Milattan sonra tabii ki ama. Sonra tabii ki abi. Öncesi olmaz. Sorumuz bir keçi yılda ortalama kaç litre süt vermektedir abi? Keçi yılda kaç litre süt verir? Tamam abi. Söyle kaç litre? Keçi. Keçi deme. Söyleyemem. Söylememiz. İpucu yok. Şeker krizim geldi ipucu veremem. Zaten o keki yesen tamamdır kardeşim ben kaç doydum litre? Oğlum zor soru lan çok zor soru. Bir de keçi. Kolay bir soru değil ha. Bu keçi arada, inek dese soru. İnek de gerçi inek de zor olur. İnek de çok verir. Keçi az verir. Neyse ben zor, bana ne? Zor bir soru. Kendi içimden düşüneyim. Kendine sakla onları. Kendi içimden düşüneyim. Evet Maraş dondurması keçi sütü de yapılır. Evet bilgiler. Keçi sütü de meşhur yani. Evet Maraş'ta meşhur. Günlük ne kadar verir ki ondan tahmin edeceğim de. O anki durumuna bağlı. Ya hak sallamaya bak devam. Tamam abi hadi. Süre doldu. Hatta çok bile oldu. Hadi gençler. Hadi oğlum. Hadi aslanlarım. Vallahi şöyle yazacağım ya. Tamam. Tamam. Başlıyoruz. Evet. Çok evet. Hazır mıyız? Biliyorlar. Yılda ama. 2 3 önce bir gösterelim baba şöyle. Bakayım. Oha. 30 bin. 30 bin ne oğlum? O ne? 30 bin. Bence kaç? Victoria kapışacağız ya. 1000. Yes. Bin yes be. 1000. Yes. 1200. Ya 1000. Vallahi ben önce 800 yazacaktım. Dedim günde 1 litre verse. Aynen. Yok bir ya litre. Kardeşim milyon. Benim 365. Sonra dedim 2 litre verse. Tonla basıyor abi keçi böyle. En tonla basıyor keçi. En son günde 3 litre vereceğine kadar. Abi bu kadar az mı veriyor ya? Oğlum keçi sütü. Hadi. İnek değil. Günde 3 litre verse ortalama. Ben güzel mi karıştırdım acaba? Olabilir. Evet. Karıştırmış vallahi olabilir. Karnımız doydu ya, evet arkadaşlar. Şey yemeyeceğiz mi ya? Bir yemek yedim kaldım öyle. Ben söyledim oğlum. Ben de bir müziği Allah'ın yemeği yedim. Yalnız tamamen senin hatan ben sana ipucu verdim. Keçi az. Evet keçi azdı. Ben sana ipucunu verdim inek değil bu. Oğlum çok iyi duruyor. Ne düşünüyorsun lan bu kadar? Ya diye abi. Hiç konuşacak halim yok sende. Ne konuşacağım abi ne konuşacağız? Çok iyi ya. Elimizdeki maçlara bakalım. Bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar çok güzel bir ödül var karşımızda. Eti damak.
damak. Eti damak mı? İnci. İnci damak. İnci. Eti damak mı dedin? Şey pardon, Nesle'ymiş, özür dilerim. Ama etinin de vardı ya, damağı yok muydu? Yok, etinin kendi çikolatası. Ha, ha doğru. Tamam doğru, pardon. Adam bunu bile biliyor yani. Tamam kardeş, nasıl kazanalım abi. Nasıl kazanalım yani, akrep. Evet, soruya geçelim. Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? Yani akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? Bu sefer soru zor. Oğlum bunu nasıl tahmin edeceğiz ya? Yani bunun genel kültürle alakası yok. Ben bilemeyeceğim bence bunu. Masum'u... Bileceğini tahmin ediyor. Bence bu benim tahminim daha iyi. Bence sen bilmek istiyorum abi. İyi, yeter iyi tahmin ediyorsun. Bilinen kaç türü zehirlidir? Kaç tür olabilir ki arkadaşlar? Salladık bir şeyler arkadaşlar. Bence bunlar fazla yazmayacak. Ben de fazla yazmayacağım o yüzden. Tamam mı? Hazır mısınız? Bunların üstüne çıksam cevabı yeter. Cevabı görelim. Dur tamam mı? Bunların üstüne çıksam bence daha fazla ama. Hadi lütfen bir, lütfen. 2, 3. 80 mi? Oha. Kaç? 5. 20 var senin. Ben bildim birader. Yok sen bildin, ben bir şey demedim ya. Evet. Kaç? 25. 25 mi? Bak biz seninle geçiyor. Geçmek. O 80 falan. Geçmek. Ya 6 yazacaktım geçmek. Yemin ederim ya. Konuşma lan. Allah. Yenilmek. E sen de konuşma. Tamam sahip. Ben şimdi doydum ben o yüzden. Tamam doydum. Ya şimdi. 20 yazacaktım ben. 6 yazacaktım ben dedim. Ben 20 yazacaktım da. Çok değildir hani. Ben tahmin ettim sizin 4-5 yazacağınızı. Sonra dedim ki az olsun. Neyse sağlık olsun. Cevap 25. Sağlık olsun. Ben 15 şimdi yani kazansaydım da nasıl yerdi yani. Bir de o var yani şimdi arkadaşlar. Biraz şov yapıyordu arkadaşlar. Tamam yediniz eyvallah ama. Aferin olsun. Ben doydum biliyorum. O yüzden yanlış cevap verdim. Arkadaşlar ben biliyorum 25 hatta sayarım isterseniz 25 cevabı. Ayıralım birader. Şöyle yersin kardeşim. Muhammed'e mi? Aa, Muhammed sana da ayırmadık ama ayıp oldu. Vallahi ayıp oldu. Çok açım yapma böyle şeyler. Gitti be teşke hamburgeri. Bak. Keşke yemeseydim hamburgeri ya. Hamburgeri, patatesi, içeceği, meyve suyunu, başka ne sufle yerine keşke damağım olsaydı be. Neyse. Çok iyiyim bre. Çok iyiyim. Bundan sonra da kaybetsem. Masum çok iyi başladın. Çok iyi başladım. İyi tökezledim. Neden? Neden? Bilemiyorum abi. Harbiden de ha. Hiç kazanamadı ha. Aslında ilk soruda da, o ilk soruda da yanlış bildi. Ha. Neyse cevabı yanlıştı. Ben kazanmıştım onu da. Neyse sağlık olsun. Afiyet olsun kardeşim. Yoksa bu işte aç kalmak. Kardeşim afiyet olsun. Şimdi neyimiz kaldı kral? Gönüller bir olsun. Neyimiz kaldı? Kefili yoğurdumuz var. Ha, en sevmediğim. Onun haricinde de... Hatta şöyle yapalım. Final yapalım. Hem kefir hem su yapalım. Nasıl olur? Bence... Olabilir fark etmez. Su yapalım, kefir yapalım. Hadi. Ama bence... susadık hepimiz abi. Su da önemli. 2 saat iç... Çünkü şey yiyip içmeyeceğimiz söz verdik. Biraz zorlanalım yani. Yapacak bir şey yok ya. Sen miydin? Sen ver suyu da ver. Yani, bıraktım ben. Abi, ver suyu da ver. Kalın. Şimdi gözüm şundan dolayı ben yoğurdu yemek istiyorum. He. Su kalırsam bilerek yanlış cevap verecektim masum kazansın diyor. Bu şimdi çok zor bir soru olacak o yüzden. Bunun üstüne masum soğuk bir su içsin diye de böyle o zaman kazanmayı oynarım. Tamam abi final sorusu bu olacak. Final sorumuza geçiyoruz. Final sorumuzun son ödülleri yoğurtlu, kefir, meyveli, kefirli yoğurt, su. Neymiş su. Kayası? Şu! Bunu... Şu! Şu şaydım çeşmeye. Benim buna ihtiyacım var. Bayağı vallahi yedim çünkü sindirmem lazım. Tabii tabii. Şöyle bir su içeyim. Benim de su içmem sana lazım. Ben su içsem yeter ya. Evet. Şimdi soruya gelelim. Çeşme suyuna karışım. Dünyanın... Su önemli değil. Dünyanın ilk uçağı kaç metre uçmuştur? Neymiş? Dünyanın uçağı kaç metre uçmuş? Dünyanın ilk metre uçağı. Metre olarak hesaplıyoruz ama. Dünyanın ilk uçağı. Yani... Metre. Ama şöyle olabilir değil mi? Kilometre uçtuysa bin yani... bilmem yazabiliriz değil mi mesela? 5000 diye. Neyse. Wright kardeşler kardeşim. Ben size hiç yorum yok. Hiç yorum yok. Çok... Ben size bir ek bilgi vereyim. Wright kardeşler uçmuştur ilk uçağı. Türkiye'de de Vecihi Hürkuş. İlk uçağı kaç uçağı metre uçmuştur? Beyler. Aa, devam et salladım abi. Sen kaybettin galiba. Yani 4 metreymiş. Geçtik. 4 metre mi? Aa. 270. Evet. Ne yazdın? Ha, 270. Arka tamam. arkasında 4 yazılmış. Eski cevap. Senin ne abi? Kaybettiğim. Bence yine kaybetti. Ben 4 yazdım. 4. Cevap ne? Ben sana cevap söyleyeyim. Cevap ne? 36. 36.5'se en düşük. Ben yazdığım için yine ben kazandım. 454 aynen. 850. Yine yanlışlıkla kazandık. Çok saçma bir tahmin ama yani arkadaşlar daha saçma bir tahmin yaptığı için
Biraz kafanı da karıştırdım. Ben ne yaptım? 274. 1000'den fazlaysa işte 1000 yazabilirsin. Mahsun'u eledim zaten bilerek. 274. Biliyordum çünkü o Tonga düşeğini. Yani seninle bir şekilde eledik çok şükür. Bu adamı da arıyorum. Arasın abi. Yani evet arkadaşlar. Bayağı doydum. Bir süren. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Keyifli bir şekilde herkes yedi. Mahsun ilk de yedi sonra yemedi artık. Orayı unutalım. Kardeşim benim. Ya ben doydum biraz da kardeşlerimi düşündüm yani. Tabii canım ya. Gerek yok ben cömert yani, bir insanım. Kazansaydın nasıl yerdin onu bilemezdim yani. Onları da düşündüm. Sen ne diyorsun? Allah'tan aç gelmişim. Kral gibi yedi işte. Tatlısından, evet. Yemeğinden, tuzlusundan. Öksüz doyuran, gariban doyuran. Çürü çürü sprey. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Bu yarışmayı çok sevdim. İnşallah hemen bir daha çekelim. Yok yok kardeşim. Karnım da sıkıldı. Bana böyle gelme. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Çok lezzetli gözüküyor arkadaşlar. Yemeden videoyu kesiyorum abi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi anlaşayım.